Arkadaşlar merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Limit yayınlarını çözmeye devam ediyoruz. Bugün sizlere fiilimsilerle ilgili üçüncü testi çözmüş olacağım. Birinci soruyla başlıyoruz arkadaşlar. Birinci soruda cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır diyor. Bir yol buldum öteye geçerek gözlerinden, arak erek zarf fiil ekidir, bunu elemiş olduk. Kapılıp gidiyorum saçının sellerine, ıp ip eki zarf fiildir, bunu da elemiş olduk. Bir bakışın can verdi kurumuş toprağımı ifadesinde muş sözcüğü burada nedir arkadaşlar? Sıfat fiil ekidir. Bakışın derken ış de isim fiil ekidir. Bize zarf fiil ekini sormuştu. Bundan dolayı doğru cevabımız C seçeneği olacaktır. İnsanın ömrü gide gide yorulur elbette derken bakın burada E'ler nedir arkadaşlar? Konu anlatım videolarında bahsetmiştik, örnek vermiştik hatırlayın. Zarf fiildir. Bundan dolayı D seçeneğini denemiş oluruz. Gözler yanmadan sönüyor bir fener gibi cümlesine de madam medenek arkadaşlar zarf fiildir. O yüzden E seçeneğini de elemiş oluruz. İkinci soru cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zarf fiil olarak kullanılmamıştır? Arkadaşlar seçeneklere bakacak olursanız hep madam medenekinin olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla size şöyle bir hatırlatma yapmış olacağım. Eğer madam medenek arkadaşlar nasıl ve ne zaman sorularının cevabıysa bunlar arkadaşlar zarf fiildir. Diğer kullanımlarda zarf fiil eki değildir. Bakın şimdi her düşüncesini korkmadan ortaya koyardı. Koymak fiil. Nasıl koyarmış? Korkmadan. Madam medenek arkadaşlar burada nasıl sorusuna cevap verdiği için zarf fiil ekidir. Bilip bilmeden ağzına her geleni söylerdi cümlesinde söylemek fiil. Nasıl söylerdi? Bilmeden. Bilip bilmeden Madam Medenek yine nasıl sorusuna cevap verdiği için zarf fiil ekidir. Bu konuşmadan hiçbirimiz bir şey anlamadık. Dursun. Sen yanmadan ben yanmadan aydınlığa ulaşamayız. Ulaşamayız fiil. Nasıl ulaşamayız? Sen yanmadan. Bakın Madam Medenek burada nasıl sorusuna cevap verdiği için arkadaşlar yine zarf fiil ekidir. Gün doğmadan yol hazırlığımızı tamamladık. Tamamladık fiil. Soruyoruz. Ne zaman tamamladık? Gün doğmadan. O yüzden Madam Medenek arkadaşlar ne zaman sorusuna cevap verdiğinden dolayı burada da zarf fiil görevindedir. Fakat bu konuşmadan hiçbirimiz bir şey anlamadık cümlesinde dan da ayrılma halekidir. Dolayısıyla zarf fiildeki değildir bu. Bundan dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Üçüncü soru. Cümlelerin hangisinde zarf fiil farklı bir sorunun cevabıdır demiş. Ölesiye seviyordu o mavi gözlü devi ifadesinde asiye esiye zarf fiil ekidir. Nasıl seviyor ölesiye? Bakın nasıl sorusunun cevabı olmuş. Sen gülünce güller açar gül pembe ince ince iki zarf fiildir. Ne zaman açar? Sen gülünce görmüş olduğunuz gibi burada da ne zaman sorusunun cevabıdır. Koşarak koşarak gel bana derken arak erek ektir arkadaşlar zarf fiildir. Nasıl gelsinler? Koşarak gelsinler. Yine burada da nasıl sorusunun cevabıdır. Yana yakıla anlattım derdimi o yar ederken buradaki ağlar zarf fiil ekidir. Nasıl anlatmış? Yana yakıla. Burada da yine nasıl sorusunun cevabıdır. Sana bakmadan geçmez hiçbir günüm derken madam meden zarf fiil ekidir. Nasıl geçmez? Bakmadan. Dolayısıyla burada da nasıl sorusunun cevabıdır. Farklı olanı sormuştu. B seçeneğinde ne zaman sorusunun cevabı olduğundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Dördüncü soru. Bu dizelerde numaralanmış sözcüklerden hangisi ya da hangileri ötekilerden farklı fiilimsilerdir? Bilmeden derken madam medeneki nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Gelip derken ıp ip eki yine zarf fiil ekidir. Bastığın derken tık tık eki sıfat fiil ekidir. Battığı derken tık tık eki yine sıfat fiil ekidir. Attığı derken tık tık eki yine burada sıfat fiildir. 1 ve 2 numaralı sözcükler zarf fiil eki olduğu için doğru cevabımız da A seçeneği olacaktır. 5. soru cümlelerin hangisinde zarf fiil kullanılmamıştır diyor. Çeviri yapmadan önce dilin incelikleri öğrenilmelidir cümlesinde Madam Medeneki zarf fiil ekidir. Şiirin düz yazıya çevrilemeyeceği artık bilinen bir gerçektir. Dursun. Şiir başka bir dile çevrilince bütün büyüsünü yitirir. Bakın ince ince iki arkadaşlar burada zarf fiil ekidir.
Roman okudukça hayal dünyasının zenginleştiğini hissediyordu cümlesinde yine dıkça dıkça eki zarfi lekidir. Sözcüklerin anlamına dikkat etmediğinden çokça eleştiriliyor cümlesinde dığında diğinde sözcüğü arkadaşlar zarfi lekidir. B seçeneğine baktığımızda çevrilemeyeceği derken acak ecek sıfat fiileki, bilinen derken de an en eki sıfat fiilekidir. Dolayısıyla zarf fiileki yoktur. Bunun için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Altıncı soru, cümlelerin hangisinde zarf fiil farklı bir sorunun cevabıdır demiş. Günü gelince hepimiz orada olacağız. İnce ince zarf fiileki, ne zaman olacağız günü gelince? Bakın burada ne zaman sorusunun cevabı. Kaç zamandır durmaksızın sınava hazırlanıyor? Maksızın meksizin arkadaşlar zarfı ilekidir. Nasıl hazırlanıyor? Durmaksızın burada da nasıl sorusunun cevabı oldu. Eve giderken yolda eski bir tanıdığına rastladım. Keneki burada zarfı ilekidir. Ne zaman rastlamış eve giderken? Bakın burada da yine ne zaman sorusunun cevabıdır. Daha güneş batmadan bütün kapılar kapandı. Madam Medeneki burada zarfı ilekidir. Ne zaman kapanmış? Güneş batmadan ne zaman sorusunun cevabıdır. Sen buradan gideli yüzüm hiç gülmedi. Alı eli zarf fiilekidir. Ne zaman gülmedi? Sen buradan gideli. Dolayısıyla bu da ne zaman sorusunun cevabıdır. Farklı olanı sormuştu. Durmaksızın sözcüğü nasıl sorusunun cevabı olduğundan dolayı doğru cevabımız da B seçeneği olacaktır. Yedinci soru, cümlelerin hangisinde zarf fiil cümleye farklı bir anlam katmıştır diyor. Bakalım, gelir gelmez odasında kitap okumaya başladı ifadesinde bakın, remaz arkadaşlar zarf fiil ekidir. Ne zaman okumaya başlamış? Gelir gelmez, dolayısıyla sözcüğe zaman anlamı katmıştır. Arkadaşlarını görünce elindeki işi bıraktı, ince ince ki zarf fiildir. Ne zaman bırakmış? Arkadaşlarını görünce yine cümleye zaman anlamı katmış. Köyden kasabaya birkaç kişi yürüyerek gitti. Arak erek zarf fiilekidir. Nasıl gitmiş? Yürüyerek durum zarfıdır. Dolayısıyla sözcüğe de durum anlamı katmıştır. Sınav bitmeden cevap kağıdıyla kitapçığını teslim etti cümlesinde Madam Medeneki zarf fiilekidir. Ne zaman teslim etmiş? Sınav bitmeden görmüş olduğunuz gibi sözcüğe zaman anlamı katmıştır. Romancı çağına ışık tuttuğunda başarılı sayılır ifadesinde ise arkadaşlar dığında diğinde zarf fiilekidir. Ne zaman ışık tuttuğunda başarılı sayılır? Burada da zaman anlamı katmıştır. Farklı olanı sormuştu. Yürüyerek kelimesi durum anlamı kattığından dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. 8. soru, cümlelerin hangisinde Madam Medeneki ötekilerinden farklı bir anlam katmıştır? Hiçbir şey söylemeden dışarı çıktı cümlesinde nasıl çıkmış? Hiçbir şey söylemeden Madam Medeneki cümle arkadaşlar durum anlamı katmıştır. Sabahtan akşama kadar bıkmadan kitap okudu. Okumak fiil nasıl okumuş bıkmadan Madam Medeneki zarf fiildir cümlede durum anlamı katmıştır. Çocuk durmadan bize bir şeyler söylüyordu. Bakın Madam Meden zarf fiilekidir. Nasıl söylüyordu durmadan yine cümleye durum anlamı katmıştır. Sınav başlamadan notlarına bir kez daha baktı. Madam Medeneki burada da zarf fiildir. Ne zaman bakmış? Sınav başlamadan. Dolayısıyla ne zaman sorusuna cevap olduğundan dolayı cümleye zaman anlamı katmıştır. Annesi onu düşünmeden hareket etmezdi. Madam Meden zarf fiileki. Hareket etmek birleşik fiil. Nasıl hareket etmezdi? Düşünmeden. Bu da cümleye durum anlamı katmıştır. Sözcük durum zarfı görevinde. Çünkü görmüş olduğunuz gibi başlamadan sözcüğü zaman anlamı kattığı için diğerlerinden farklıdır. Bunun için de doğru cevabımız D seçeneği olacaktır. 9. soru, cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük zaman bildirmektedir diyor. Her konuşmasında farklı bir şey öğretirdi bize ifadesinde. Yok arkadaşlar, elemiş olduk. Okulun ilerisinde yeni bir market açılmıştı. Burada da zaman anlamı katmıyor. Bunu da eledik. Benim okuduğumda hiçbir sakınca yoktu. Burada da arkadaşlar zaman anlamı yok. Bunu da elemiş olduk. Senin anlattığında bazı çelişkiler vardı. Bakın burada da zaman anlamı yok. Bunu da elemiş olduk. Sen geldiğinde o çoktan buradan gitmişti ifadesinde. Dığında diğindeki zarf fiilekidir. Ne zaman gitmişti? Sen geldiğinde. Görmüş olduğunuz gibi zaman anlamı katmıştır. Bunun için de doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 10. soru.
Cümlelerin hangisinde ikileme zarf fiil olarak kullanılmamıştır diyor. Güle oynaya gitti anne evinden. Bakın buradaki e-a'lar zarf fiildekidir. İbibikler öter ötmez oradayım ifadesinde remaz zarf fiildekidir. Damlaya damlaya göl olur a-a'lar zarf fiildekidir. Sana seve seve yardım edecekmiş ifadesinde e-e'ler nedir arkadaşlar burada? Zarf fiildekidir. Bize bilgileri yalan yanlış aktardı cümlesinde yalan isimdir. Yanlış da tek başına isimdir. Dolayısıyla zarf fiildeki yoktur arkadaşlar burada. Yalan yanlış yakın anlamlı sözcüklerle kurulan bir ikilemedir. Bundan dolayı doğru cevabımız E seçeneği olacaktır. 11. soru bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir? Bakalım madammeden zarf fiilekini alan sözcük nasıl veya ne zaman sorularına cevap verir? Hatırlayın ilk soruda size bunu açıklamıştım arkadaşlar. Mame isim fiileki ve dendan hal ekinin bir araya gelmesiyle oluşan madammeden ekini alan sözcük nasıl ve ne zaman sorularına cevap vermez arkadaşlar. Hangisi zarf fiil değildir demişti. Bakalım düşünmeden hareket eden bir insandı derken hareket etmek fiildir birleşik bir fiil. Nasıl hareket eden düşünmeden madammeden eki burada nasıl sorusuna cevap verdiği için zarf fiil ekidir. Bunu elemiş olduk. Ağlamadan ayrılık olmaz. Ayrılık olmak fiildir arkadaşlar. Nasıl ayrılık olmaz? Ağlamadan. Madammeden eki de yine burada nasıl sorusuna cevap verdiği için zarf fiil ekidir. Bunu da elemiş olduk. Cefa çekmeden sefa sürülmez. Sürülmez fiil. Nasıl sürülmez? Çekmeden. Bakın madammeden eki burada nasıl sorusuna cevap verdiği için yine zarf fiil ekidir. O yüzden C seçeneğinde elemiş olduk. Dünkü konuşmadan gerekli dersi çıkardık ifadesinde nasıl, ne zaman sorularına cevap yok. O yüzden doğru cevabımız da D seçeneği olacaktır. Kitap okumadan kültürlü olamazsın. Kültürlü olmak birleşik bir fiildir. Nasıl kültürlü olamazsın? Kitap okumadan madam medenek arkadaşlar burada da nasıl sorusuna cevap verdiği için zarf fiil ekidir. O yüzden E seçeneğinde elemiş oluruz. 12. soru. Altı çizili sözcüklerden hangisi zarf fiil değildir demiş. Bakalım. Baktıkça derken bakmak fiil, dıkça eki nedir arkadaşlar? Zarf fiil ekidir. Baktığımda derken bakmak fiil, dığında diğinde eki yine zarf fiil ekidir. İçmeden derken içmek fiil, madammeden eki burada zarf fiil ekidir. Susmak fiil, dıkça eki arkadaşlar yine burada zarf fiil ekidir. Boyunca derken boy isimdir. İsim soylu sözcüklere fiilimsi gelmez. Bundan dolayı doğru cevabımız da E seçeneği olacaktır. 13. soru. Bu açıklamaya göre aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi ötekilerinden farklı görevde kullanılmıştır? Açıklamamıza bakalım. Dığında diğinde zarf fiil eki, bulunma eki, deda eki ile birleşen dığı di sıfat fiil eki ile karıştırılabiliyor. Zarf fiil eki dığında diğinde zaman anlamı taşır arkadaşlar. Sıfat fiil eki dığı di ise zaman anlamı taşımaz. Bakalım. Senin baktığında ilginç bir şey yok cümlesinde dursun arkadaşlar. Sen geldiğinde çok mutlu oluyor. Mutlu olmak fiil. Bakın ne zaman mutlu oluyor? Sen geldiğinde. O yüzden buradaki dığında diğinde eki nedir arkadaşlar? Ne zaman sorusuna cevap olduğu için zarf fiildir. Uyandığında evde kimse kalmamıştı. Kalmamıştı fiil. Ne zaman? Uyandığında. Ne zaman sorusuna cevap olduğundan dolayı dığında diğinde eki yine zarf fiil ekidir. Sen gittiğinde bütün umutlarım söndü. Sönmek fiil. Ne zaman? Sen gittiğinde. Bakın ne zaman sorusuna cevap olduğundan dolayı dığında diğinde eki yine zarf fiil ekidir. Beni anladığında her şeyi anlamış olacaksın. Anlamış olacaksın fiil. Ne zaman? Beni anladığında. Ne zaman sorusuna cevap verdiği için dığında diğinde eki de zarf fiil ekidir. Ama senin baktığında ilginç bir şey yok ki cümlesinde ne zaman sorusuna cevap olmadığı için zarf fiil değildir. Bunun için de doğru cevabımız A seçeneği olacaktır. 14. soru buna göre aşağıdaki cümlelerin hangisinde can farklı türde bir sözcüğü eklenmiştir? Can eki hem isim soylu sözcüklere hem de fiillere eklenen bir ektir demiş. Giderken derken bakın gitmek fiil, can eki fiil eklenmiş. Ağlarken ağlamak fiil, can fiil eklenmiş.
Yanındayken yan isimdir. Dolayısıyla keneki ismi eklenmiş. Beklerken beklemek fiil, keneki fiil eklenmiş. Anlatırken anlatmak fiil, keneki fiil eklenmiş. Farklı olanı sormuştu. Yanındayken sözcüğünde ismi eklendiğinden dolayı doğru cevabımız da C seçeneği olacaktır. Evet arkadaşlar, son soruya geçiyoruz. 15. soruya. Bu açıklamaya göre oldukça sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde zarf fiil değildir demiş. Dukça zarf fiilini alan oldukça sözcüğü epey çok anlamlarına geldiğinde fiil anlamını yitirir. Bu sebeple fiilimsi olmaz demiş. Bakalım. Sen yanımda oldukça her zorluğu aşarız ifadesinde bakın dıkça dikçe iki arkadaşlar burada nedir? Zarf fiilekidir. Kardeşi oldukça başarılı bir öğrencidir ifadesinde oldukça sözcüğü pek anlamına geliyor mu? Öğrenci isim nasıl öğrenci? Başarılı öğrenci niteleme sıfatı ne kadar pek? Bakın oldukça sözcüğü pek anlamına geldiği için zarf fiil değildir. Bunun için doğru cevabımız B seçeneği olacaktır. Sende bu inat oldukça kimse seni sevmez. Pek ya da çok anlamına gelmediği için dukça dükçe burada nedir arkadaşlar? Zarf fiilekidir. Sen var oldukça ona hiç kimse karışamaz. Yine pek ve çok anlamına gelmediği için zarf fiil. Aşk oldukça insanın mutluluğu daim olur ifadesine de dukça dikçe eki pek veya da çok anlamına gelmediği için zarf fiil ekidir. Bu soruyu da bu şekilde çözmüş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar, bir videomuzun daha sonuna geldik. Kanalıma abone olduktan sonra bildirimleri açmayı ve kanalımı arkadaşlarınıza önermeyi lütfen unutmayın. Bir sonraki videoda buluşmak dileğiyle hepiniz hoşça kalın.